arkadaşlar, günaydın diyeceğim ama yine de yani yüzüm gözüm çok şiş ya. 1 Aralık 2022 tarihinden herkese merhaba. Arkadaşlar günaydına bak, tepede ışık yanıyor. Çünkü bugün hava çok kötü. Hemen size bir havayı göstereyim. Karanlık, yağmurlu, böyle tam evde oturma havası. Hani hiç böyle evde oturacaksın. Kahveni alacaksın falan, böyle sıcacık içeceksin ve dışarıdan yağmuru seyredeceksin, hani şey, camdan. Öyle bir hava var. Hemen bakınız. Bak bak havaya bak. Bak şu havaya bak. Ve böyle bütün gün yağmurlu gösteriyor, sisli falan. Ay, Düldül'e bak. Babam Düldül'ü bıraktı gitti. Ben ıslanmayayım diye. Kendisi şemsiyeyle gitti. Ben arabayla gideceğim işe. Neyse arkadaşlar. Ay ben şuraya oturayım ya. Orada ışık tepemde patlıyor. Şöyle konuşalım, ne dersiniz? Olur mu böyle? Geçen sene Vlogmas çekmeye çalışmıştım. Vlogmas'ın ne olduğunu da biliyorsunuz. Hatta geçen sene çektiğimde başlarken size anlatmıştım. Şuraya bir kesit koyayım. Vlogmas nedir? Hemen anlatayım. Yabancı YouTuber'lar 25 Aralık'a kadar, yani Christmas'a kadar her gününü vlog çekiyorlar ve buna Vlogmas ismi koymuşlar. Geçen sene de influencer olan Ceren Ceylan bunun Türk versiyonunu yaptı. İsmine de Aralok dedi. Eğer Vlogmas'ın ne olduğunu hatırladığımıza göre Vlogmas serisine hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz 25 Aralık'a kadar aslında insanlar bunu çekiyor. Ben geçen sene bunu 15 gün boyunca devam ettirebildim. Çünkü biraz şov yani diyormuşum. Şov olan kısmı da şu. Eğer bir yardımcınız editleme konusunda herhangi bir yardımcınız yoksa, ki insanlar mesela parayla video editletiyor falan, ama o da çok pahalı ve anlamsız bence. Ayrıca ben editlerken zaten zevk alıyorum. Ama hani böyle bir kişi yoksa, her gün video çekip, her gün o videoyu böyle yetiştirip, düzenleyip, yüklemek şov yani. O yüzden de bu sene böyle bir topun altına girmiyoruz. Bu sene Vlogmas serisinde her gün değil de atıyorum 2 günde bir ya da işte 3 günde bir falan beraber olacağız. Ama 25 Aralık'a kadar bir şekilde beraberiz yani. Daha sık beraberiz. Zaten biliyorsunuz şu aralar böyle hani çok fazla video atamıyorum. 2 haftada bir ya da haftada bir anca atıyorum falan. O yüzden Vlogmas serisinde daha sık görüşeceğiz. O yüzden bu bir müjde. Artık yavaş yavaş 2023'e adım adım yaklaşıyoruz. Bir sene daha yaşlanıyoruz. Bir sene daha büyüyoruz. Bir sene daha yoruluyoruz falan demiş. Neyse. Bu arada Aralık ayı bayağı yoğun benim için. Hatta çok stresliyim. Bakmayın günlüğüme. Birincisi açık öğretim vizesi var. Ki biliyorsunuz açık öğretimden çekiyorum. Aslında çok büyük hevesle kaydolmuştum biliyorsunuz. Fakat işte geçen sene formasyona denk geldi, bu sene yoğunluğuma denk geldi falan. Yani asla şey yapamıyorum, adapte olamıyorum. Oturup çalışmam lazım, adam gibi çalışamıyorum. Neyse biraz okudum. Bu 9 gün boyunca da ufak ufak okuyacağız tabii açık öğretim için bir şeyler. Veli toplantıları var ve veli toplantılarında benim piyano çalmam lazım. Ve okulun kendi bestesi parçaların çoğu. O yüzden böyle kulaktan o parçaları çıkarmaya çalışıyorum falan. O benim için biraz stresli. O yüzden veli toplantıları dönemi olduğu için o da benim için biraz stresli falan böyle. Ama bir şekilde işin içinden çıkacağız. Bu süreçte de beraberiz. Bugün sahil evlerinde dersim. Babam arabayı bıraktı hava yağmurlu olduğu için. Ben arabayla gideceğim. Şu an saatlerimiz 9'a geliyor. Önce bir Mira'yı gezdireceğim. Daha sonra böyle filtre kahve vesaire bir şeyler yapacağım. Ders saatine kadar evde biraz oyalanacağım. Ders saatine yakında yola çıkıp derse gideceğiz. Böyle. Bugünkü planımız bu. Hava yağmurlu diye böyle giydik. Ama dışarıda inanılmaz bir yağmur var. O yüzden böyle hemen tuvaletimizi yapıp geri geleceğiz. Yani gezmeyeceğiz. Üzgünüm aşkım. Yağmur durursa akşam gezeriz, tamam mı? Çok güzel oldu ya. Şuna bakın.
Gördüğünüz gibi birileri hazır bekliyor. Bu arada bu yağmur çizmelerinin işte algıların içinde böyle şeyler dönüyor. Kırmızı çorap falan çok komik. Neyse hemen çizmelerimi giyiyorum ve hemen tuvaletimizi yapıp geliyoruz. Şöyle bir tip olduk. Merhaba de. Merhaba. Gördüğünüz gibi bayağı yağıyor. Hemen tuvaletimizi yapıp geri geliyoruz. Bak şimdi Mira gözlerini nasıl kırpıştıracak. Sevmiyor yağmuru. Bak şimdi bak. Mira. Mira bak. Arkadaşlar inanılmaz derecede ıslandık. Bakınız. Bu arada bu çizmeleri Decathlon'dan aldım. Benim için rahatlık ve işlev önemli. Hani böyle tarz olsun, işte marka olsun falan değil. Kesinlikle su almıyor ve bayılıyorum böyle şeylere. O yüzden çok memnunum. Önermek istedim. Bugün evde oyalanmayı tercih ettim. Normal şartlarda işte dışarıda oyalanıyorum. Mesela işte Starbucks'a falan gidiyorum ama bugün hava yağmurlu ve kötü olduğu için evde oyalanmak daha böyle tatlı geldi. Öyle şimdi Mira'nın sevincine bakın. Baksanıza Mira'nın sevincine. Şapşik. Kıyamam ya. Keşke yer değiştirsek. Keşke sen işe gitsen ben evde böyle otursam sıcacık bir tütüyü yatsam ya. Yediğin önünde yemediğin arkanda keşke herkes senin kadar şanslı olsa. One eternity later. Şimdi çıktım, arabaya gidiyorum ve derse gidiyoruz. Baksanıza şu sese ya Allah'ım. Bu arada düz vites kullanıyorum biliyorsunuz, gördüğünüz üzere. Artık yavaştan alıştım sayılır. Vallahi tıngır mıngır gidiyoruz yani yavaş yavaş. Vallahi tipim çok kötü ya bugün. Neyse her zaman kötüyüm diyorum. Ama kameraları çok seviyorum. Bu arada arabada giderken şu saati çok seviyorum. Bu saatin böyle konuşma özelliği var. Telefonu açabiliyorsunuz falan ve Apple Watch'lar gibi pahalı değil. Böyle arabada giderken telefon çalarsa falan buradan tık tık açıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Rahat oluyor. Hem dikkatiniz dağılmıyor hem ceza yemiyorsunuz falan filan. Şimdi arabayı çalıştıralım. Camları sileyim ve yola koyulalım. Yavaş yavaş böyle. Saatlerimiz 10:28. Bu arada arabamızın ismi Düldül. Tanıştınız mı? Bu bizim Düldülümüz. Hop. Evet, görmüş olduğunuz üzere ben geldim. Şimdi derse doğru gideceğim. Kamerayı da arabada bırakacağım. Ders çıkışı görüşürüz. 3 hours later. Sizin için saniyeler sonra, benim için saatler sonra tekrar karşınızdayım. Evet, ben eve geldim. Zaten paçı seslerinden duyuyorsunuz ki Mira burada. Bakınız. 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 Ben eve geldim diye mutlu bir çocuk. Şimdi arkadaşlar ev çok pis ama ben bugün temizlemeyi düşünmüyorum. Cumartesi temizlemeyi düşünüyorum. Şimdi pisten kastımı size şöyle göstereceğim. Bakın mesela. Dur ablacığım bir. Bakın. Mesela görüyor musunuz? Bak nasıl uçuyor o tüy görüyor musunuz? Tüy yani bu. Mira dur bir. Mira dur bir. Bak görüyor musun tüyü? Böyle her taraf tüy. Çünkü bu bacanak tüy döküyor. Ve geçen hafta cumartesiden beri temizlenmiyor. Aa ödül istiyor bir saniye. Hemen bir ödül veriyoruz. Hemen bir ödül verelim bu arkadaşa. Al bakalım. Anlatıyordum yarım kaldı. Ev gördüğünüz üzere çok pis. Tüy döken köpeği olan insanlar beni anlayacaktır. Zaten mesela süpürge yapıyorsunuz. Ve süpürge yaptıktan 2 dakika sonra hani yine tüy olmaya başlıyor. O yüzden çok normal artık bu kadar tüy olması. Çünkü haftada bir kere temizleyebiliyorum. Mesela balçova da otururken
O zamanlar tabii gündüz evde olduğum için hani işim sadece akşamüstleri olduğu için o zamanlar haftada 2-3 kere falan ben evi süpürüyordum. Ama şu an öyle bir şansım yok. O yüzden de haftada bir en fazla bazen iki hani süpürebiliyorum. Neyse ev şu an rezalet durumda. Ama bugün süpürge yapmayı düşünmüyorum. Şimdi eve yeni geldim zaten. Önce bir Türk kahvesi içeceğim. Daha sonra bilgisayarda birkaç işim var. Onları halledeceğim. Daha sonra Mira'yı gezdireceğim. Sonra da belki biraz ork mork çalışırım. Çünkü sıkıştım. Böyle bir durum söz konusu. O zaman hadi bir Türk kahvesi içelim. Bu kahve bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak dostlarım. Şu an böyle bu moddayım. Şurada yalan dünya açık, şurada bilgisayar açık. Dostlar, ben ve Ekürim, görüyorsunuz Ekürim. Konuş çocuğum, konuş. Evet. Söz bende yani. Duracak mısın? Duracak mısın bugün? Dur artık. Heh, tamam. Ay bir saniye. Ay size şurayı göstermem lazım bir saniye. Şuna baksanıza ne güzel vurmuş oraya. Kameradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şuraya ufacık bir güneş vuruyor. Neyse ay çok soğuk. Kapatıyorum. Ben ne karar verdim biliyor musunuz? Bu videoyu hemen şu an kapatıyorum ve renderını alıyorum. Ve hemen YouTube'a yetiştirmeye çalışıyorum ki bugün bir merhabalaşalım. Olaylardan bir haberiniz olsun. Vlogmas serisinin başladığından haberiniz olsun. O yüzden şimdi bu videoyu kapatıyorum. Zaten bu seride 2 günde bir, 3 günde bir, 4 günde bir, 5 günde bir işte kaç gün olursa sözde vermiyorum o aralığı. Çünkü söz verince ne zaman söz versem başıma bir şey geliyor. Zaten sık sık görüşeceğimiz için bugünü böyle bir kapatalım. Bir haberiniz olsun bu serinin başlangıcından. Tamam? O zaman sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Vlogmas serisi tamam.